Fransa Meclisi Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlali uygulamalarını soykırım olarak tanıdı. Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada Sosyalist Milletvekili Oliver Fayour tarafından kaleme alınan karar tasarısı için 169 evet, 1 hayır, 5 çekimser oy çıktı. Kararda Çin'de soykırım ve insanlık suçu olarak tanımlanan uygulamalar kınandı. Kabul edilen kararda hükümete çağrı yapılarak uluslararası toplumla birlikte bu uygulamaların sona ermesi için Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik gerekli önlemlerin alınması istendi. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Çin'e yaptırım uygulanması ve Pekin Kış Olimpiyatlarının siyasi ve diplomatik olarak boykot edilmesi istenen karar tasarısını kabul etti. Karara gerekçe olarak Çin hükümetinin Hong Kong, Macao, Uygur Özerk Bölgesi, Tibet ve diğer yerlerde insan hakları konusunda doğrulanabilir bir gelişme sergilememesi gösterildi. Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sularda Çin ve ABD arasında yeni bir gerilim yaşandı. Çin ordusundan yapılan açıklamada USS Benfold gemisinin izinsiz olarak Çin karasularını ihlal ettiği belirtilerek ABD'nin provokatif eylemlerinin ciddi sonuçlar doğuracağı kaydedildi. ABD Deniz Kuvvetleri ise USS Benfold gemisine bir uyarı yapılmadığını ve geminin uluslararası yasalara uygun şekilde hareket ettiğini belirtti. Açıklamada ABD her ulusun uluslararası hukukun izin verdiği şekilde denizde ve havada faaliyet gösterme hakkını savunuyor ifadelerine yer verildi. Hindistan gelişmiş süpersonik Brahmos seyir füzesinin yeni bir versiyonunu başarıyla test ettiğini duyurdu. Adını Hindistan'ın bir nehriyle Rusya'nın Moskova nehrinden alan Brahmos füzesi iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor. Sesten 2,8 kat hızlı Brahmos füzesi havadan, karadan ve denizden fırlatılabiliyor. Rusya, Çin ve İran, Hint Okyanusu'nda dev bir tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor. İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre 3 ülkenin donanmaları tarafından düzenlenecek tatbikat bugün başlayacak. Kanada Dışişleri Bakanı, ülkesinin Rusya'ya Ukrayna'ya saldırması durumunda ciddi yaptırımlar uygulama konusunda ABD ve Avrupa Birliği'ne destek vereceğini söyledi. Kanada Dışişleri Bakanı, Ukrayna ve Fransa'dan sonra ziyaret ettiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile bir araya geldi. Çin'in dünya yörüngesindeki bilimsel gözlem uydusu, Rusya'nın geçen yıl füzeyle vurarak parçaladığı eski istihbarat uydusundan arta kalan enkaz parçasıyla çarpışma tehlikesi yaşadı. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamada enkaz parçasının bilim uydusunun 14,5 metre yakınından geçtiği ifade edildi.